Oğlum. Onu fidan koymuş oraya. Yiğit yokken resmine bakıp hep dua ettim. Evdesin. Babaanne, peri kızı, sizi çok özledim. Biz de seni çok özledik babaanne. Hep yolunu gözledik. Bir daha bizi böyle korkutma, olur mu? Neredeydin sen? Nereye gittin Yiğit? Ne arıyorsun oğlum? Peri kızının koruyucu kolyesini. Burada unutmuştu. Koruyucu kolyesi olmazsa canavarlar onu korkutur diye düşündüm. O yüzden peşinden gittim. Kuzum benim. Ama yok. Hiçbir cebimde yok. Düşürdüm o zaman. Of ya of. Üzülme bu kadar. Kolyenin hiçbir önemi yok. Ama seni kim koruyacak? Evde olsan babam korurdu. Ama başka bir yerdesin. Söylediklerinin hiçbiri senden değerli değil Yiğit. Ne ben, ne kolye, ne de başka bir şey. Sakın bir daha böyle bir şey yapma, olur mu? Üzdün mü sizi? Biraz korkuttun ama geçti. Şükürler olsun, geldin ya. Bizimlesin ya. Ağlama peri kızı, tamam. Sadece seni korumak istedim. Yiğit, sen çok cesur, akıllı bir çocuksun. Babam gibi mi? Evet canım, aynı baban gibi. İkiniz de aklınız ve cesaretinizle yapamayacağınız şey yok. Ama böyle durumlarda baban da benim gibi cesaretinden çok aklını kullanmanı ister. Öyle mi baba? Öyle tabii. Söz ver bana ne olur. Nedeni ne olursa olsun bir daha haber vermeden çekip gitmek yok, tamam mı? Tamam, söz. Akıllıdır benim torunum. Her şeyi anlar, her şeyi bilir. Oh babaanneciğim. Üstün başın kirpas içinde kalmış. Şöyle güzelce bir yıkayayım seni, ister misin? Sonra yakınırım babaanne. Ben şimdi peri kızıyla babamla oyun oynamak istiyorum. Ama oğlum bak, biraz daha banyo yapmazsan kötü kötü kokular gelmeye başlayacak. Üstündekiler çok kirlenmiş. Ben yıkayacağım seni. Kalk hadi, itiraz istemiyorum. Çabukten balonda yapacak mıyız? Yaparız. Tamam o zaman. Ben de kıyafetlerini hazırlayayım hemen. Beni bekle, tamam mı peri kızı? Tamam. Şeriye Hanım, derim gidim çocuklara börek pişirim. Çok da severler ha. İyi geldi aklına Münevver Hanım. Yani hem Çakır'ın hem bizim Işak. Bayılıyorlar da ıspanaklı buraya. Başladıkları vakit neredeyse tepsiyi yiyecekler, yani o derece. Hatta gidim bekletmeden yapayım da biraz da keyifleri yerine gelsin ha. Bak sana ne diyeceğim. Dayısı gittiğinden beri dur. Bizim Işak odasından çıkmadı. Canı çok darlandı zar. Şeriye Hanım, sana bir şey diyeceğim. Ben onun dayısının gittiğine hiç de üzüldüğünü düşünmüyorum.
Vallahi ben de aynı şeyi düşünüyorum da. Dayısı onu dilimden düşürmezdi. Ay, geldiği vakit etrafına nasıl pervane oldu gördük de. Ne oldu da birden buz kesti? Mert, Mert yok mu? Odasına dur be uşağım. Dayısı gittiğinden beri dur çıkmadı. Kokusu çıkar yakında. Derim ne kadersiz uşaktır ha. Hiç akrabalarından da üzülmedi. Ya Münevver Hanım. Anacığının acısına alışmadı daha. O ablası denilen yılanın neler ettiğini öğrendi. Bari dayısından da darbe yemese de. Ama Nari'nden Kemal onu hiç yalnız bırakmazlar. Ey biz de bırakmayız. Bırakmayız tabi. Ya attıracaklar tepemin tasını. Alacağım odunu elime. Ya siz misiniz benim uşağımı üzen diye bir dalacağım ama. Yeter da. Ya üzmesinler bizim uşağımızı. Doğru. Uzun zamandır odasından çıkmadı dediler. İyi misin? İyiyim Kemal abi. Müzik dinliyordum da zamanın nasıl geçtiğini anlamamışım. Dayının gidişi biraz apar topar oldu. Bir sorun yok öyle değil mi? Yok. Zaten erken gidecekti biliyorsun. Açık konuşmak gerekirse bana pek öyle gelmedi. Dayını uğurlarken biraz soğuk davrandım. Bir şey olmadığına emin misin? Yanlış anlamışsın Kemal abi. Gerçekten bir problem yok. Peki madem öyle diyorsun, ısrar etmeyeceğim. Ama bilmeni isterim, kafana takılan bir şey olduğu zaman gelip benimle paylaşabilirsin. Seni asla yalnız bırakmam. Kemal abi. Teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Zaten olması gereken bu. Mert Tarhun. En çok da bunun için teşekkür ederim. Daha soyadını almadan benim hep yanımda oldun. Tıpkı bir baba gibi. Ama söz veriyorum. İçinden çıkamadığım bir durum olursa sana geleceğim. Aklın bende kalmasın. Emir Vakip seni buraya çağırdığım için kızgınsın biliyorum. Ama bana yapacak başka bir şey bırakmadın. Eninde sonunda yaptıracaktım. Bu kadar sıkıştırmaya ne gerek vardı? Zamanımız yok Nalin. Bunu sen de biliyorsun. Kettiklerin bir an önce tekrarlanması lazım. Eğer sonuçlar farklı çıkarsa istediğin yere gidebilirsin. Peki sonuçlar aynı çıkarsa ne yapacağım? Ben bu ihtimalden çok korkuyorum. Farkındayım. Ama sonuçları bir an önce alıp adımlarımızı belirlememiz lazım. Tedavi olacaksın Narin Hocam. Evet, zor bir süreç geçecek ama bundan kaçış yok. Peki, ne gerekiyorsa yapalım o zaman. Lütfen.
Yiğit'in sesi evi yine neşelendirdi çok şükür. Ne kadar da mutlu. Ben de onu dinliyordum. Biliyorum. Birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizin farkındayım. Yiğit kaybolduğunda yaşadığın acı bizimkiyle aynıydı. Çok korktum Cavidan Hanım. Yiğit benim kötü günlerimin ışığı. Onun varlığıyla birçok şeyi atlattım ben. Biliyorum kızım. Biliyor musun? Sen evde yokken senin ismini dilinden hiç düşürmedi. Peri kızı olsa şöyle yapardı, peri kızı olsa böyle yapardı diye. Laf aramızda kıskanıyorum yani. Ben de hep onun fotoğraflarına baktım. Neden Gülperi? Neden Savaş'la evlenmeyi kabul ettin? Madem seni affetmemi istiyorsun, diyetini ödeyeceksin. Savaş'la evleneceksin. Kaybettiğim iki oğlumun yerine iki can vereceksin bana. Eğer dediğimi yapmazsan sevdiğini elinden alırım. O çocuğu babasız bırakırım. Şakam yok Gülperi. Tamam kızım. Sormadım say. Üzme kendini. Yiğit banyodan çıkınca bunları giydirirsin. Teşekkür ederim. Eve gelmeni kapıda bekliyorum Savaş. Dinlenmen lazım anne, ayakta kalma. Kaç kere aradım? Telefona cevap vermek çok mu zor? Ne diye habersiz bırakırsın ananı? Uygun değildim anne. Tarhun'un çocuğunu arıyordum desene şuna. Anne, Yiğit bulundu. Ben de gördüğün gibi karşındayım. Yani ortada endişeleneceğim bir durum kalmadı. Böyle ayakta kalıp yorma kendini. Hadi geç otur. Gülperi nerede? Çiftlikte. Neden çiftlikte? Çocuk diye düştüğünüz yollara ses etmedim. Madem bulundu o çocuk, neden Gülperi evine gelmiyor? Tutup kolundan sürüye sürüye getiremedin mi? Ben izin verdim anne. Ben söyledim kalabileceğini. Çünkü ben öyle uygun gördüm. Yakışık almaz diye söyledim. Ama sen öyle uygun gördüysen öyle olsun. Tapu işi ne oldu? Var mı bir haber? Gelişme olursa sana haber veririm. Sen merak etme. Naim Hocam. Buraya ilk geldiğimde neler yaşadığımı hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Hatırlamaz olur muyum? Neredeyse istifa edecektin. Evet. Yeni bir şehir, yeni insanlar. Çok zor gelmişti bana. En büyük desteğimi de senden almıştım. Çabala, vazgeçme demiştin bana. Bunları biliyorsun ama bilmediğim bir şey var. İstifa etmemin sebebi sendin. Nasıl yani? Bir keresinde büyük bir ameliyata girmen gerekiyordu. Hastanın durumu acildi. Ve yurt dışından gelecek ilaçları mevzuata takılmıştı. Ve sen alacağın bütün cezaya rağmen o hastayı ameliyat etmiştin.
hakkında soruşturulma açılacağını bile bile yaptığının doğru olduğundan bir an bile şüphe etmemiştim. Ve senin bu kararlılığın sayesinde de kurtulmuştu o hastanın hayatı. Bunları bana niye anlatıyorsun Yasemin? Sana kendini hatırlatmak için Narin Hocam. Ben de senin gücün sayesinde toparlandım. Saatlerce konuştun benimle, dil döktün, üşenmedin. Direncin, inancın bana ilham oldu. Ve ben bugün buradaysam bunun sebebi sensin. Sen de olsan aynısını yapardın. Evet, yapardım belki ama sonuç aynı olmazdı. Ne kadar çok istesem de senin kadar güçlü olamam ben. Narin Hocam, o güçlü kadını geri getir. Çocukların için, kocan için. Buna ihtiyacın var. Denemeden vazgeçmek yakışmaz sana. Haklısın. Hazırım ben. İşte böyle. Dışarı mı çıkıyorsun? Evet, çıkıyorum. Bir şey mi oldu? Yok. Tatsız gözüküyorsun. Sana öyle gelmiştir. İyiyim gerçekten. İstersen bahçede biraz oturalım. Şehriye teyze bir şeyler hazırlar. Yok sağ ol, biraz yalnız kalmak istiyorum. Nasıl istersen. Ne yapıyorsun? Bir konuşalım. Ben seninle konuşmak falan istemiyorum. Bari son bir kez düzgün vedalaşmamıza izin ver. Ya senin burada bile olmaman gerekiyor. Bir de benimle konuşmak istiyorsun. Bak seni son kez uyarıyorum. Benden de ailemden de uzak duracaksın. Anladın mı? Bir daha karşıma çıkma. Dur bir. Bir dur. Tamam. Bari şunu al. Küçükken senin olsun istiyordum. Uğurum diye vermemiştim sana. Benden bir hatıra kalsın. Ben ne o küçük çocuğum, ne de sen benim hayran olduğum dayımsın. Sen sadece bir hayal kırıklığısın. Uzak dur benden. Giydirdim peri kızı. Üşüme diye canım. Mis gibi de kokuyorsun. Güzel kokuyorum değil mi? Koklasana buramı. Oh, nasıl güzel kokuyorsun. Bahar çiçeğim benim. Gel. Gel bakalım ortak. Saçlarını kurutacağız. Sıcak alnı mı? Her zamanki gibi. Saçlarım çok uzadı değil mi baba? Evet ama sana çok yakışıyor. Hiç kestirmeyeceğim saçlarımı. Upuzun olacak peri kızının saçları gibi. Bu sefer çok uzun taradım peri kızı. Sen benim saçlarımı taramayı çok mu seviyorsun? Evet, seviyorum. Peri kızı biliyor musun? Ben eskiden banyo yapmayı hiç sevmezdim. Sonra babamla senin gibi saçlarımı sıcak havluyla kurulamaya başladı. O zaman çok sevdim banyo yapmayı. Babam, sen, ben. Üçümüz de çok seviyoruz o zaman. Aa baba aklıma ne geldi? Sen yokken bir kız da benim saçımı sıcak havluyla kurutmuştu.
duyduğuma göre yıkanıp mis gibi olmuş aç bir kurt varmış bu odada. Evet, o benim. Nasıl da biliyor kendini? Kuzum, saatler olsun. Bak, Melek Melike sana çok güzel sebze çorbası yaptı. Hadi ye. Hepsi bitecek onun bak. İtiraz istemiyorum. Tamam ama bir kız da içirsin bana. Öyleyse sen çorbanı iç, bitince çağırırsın beni. Sen de bizimle kal. Bitince gelirim. Geldim, çorbanı içir. Hadi kuzum. Kolay gelsin. Yardım edeyim mi Melike abla? Yok kızım, sağ ol. Yiğit'in en sevdiği tatlıdan yapıyorum. Nasıl da yüzün gülüyor. Yiğit'in eve geldiği belli. Gülmesin mi kızım? Çok şükür sağ salim geldi ya. Allah korudu valla. El kadar oğlan. O kadar sağ sokaklarda tek başına kaldı. İpsiz sapsız birine denk gelebilirdi. Hiç kötü düşünmek istemiyorum. Bir de Gülperi'nin kolyesini vermeye çıkmış. Cesareti boyundan büyük. Cesareti değil de yüreği büyük kuzum. Ah, güzel yüreklim benim. Kendince Gülperi'yi korumak istemiş. Gülperi'nin gidişi çok dokundu ona. Sarsıldı çocuk. Sadece o değil ki, Emir abi de. Kusura bakma Melike abla, haddimi aştım. Baran arıyor. Ben bir bakayım. Haklısın Vitam, haklısın da. Neyse. Alo Baran. Ben de tam seni arayacaktım. Boşuna demiyorlar gülüm kalp kalbe karşıdır diye. Nasılsın? Sesini duydum, daha iyi oldum. Sen nasılsın? İyiyim ben de gülüm, ne olsun. Bahçeye çıktım öyle, hava alıyorum. Evdekiler nasıl? Yiğit döndü diye rahatlamışlardır. Hem de nasıl rahatladık. Hepimiz rahat bir nefes aldık. Şimdi dört dönüyorlar etrafında. Babası banyosunu yaptırdı. Gülperi yemeğini yediriyor. O da bıdır bıdır konuşuyor işte. Şöyle oynayacağız, böyle yemek yiyeceğiz falan diye. Savaş abim sayesinde işte. Sahi, Savaş Bey nasıl buldu Yiğit'i? Ben sana dedim gülüm. Onun bulamayacağı kimse yoktur. Aradığı iğne deliğine girse, girer onu oradan çıkartır. Kulaksız Necmi diye bir adamı var. Onu görevlendirdi. Sokak sokak aramışlar. Fidan? Gülüm, orada mısın? Buradayım. Adamın adı ne dedin? Kulaksız Necmi. Neden kulaksız diyorlar ki? Adamın kulağı mı yok? Hayır ya. Gülüm, adamın kulağı var. İkisi de yerli yerinde, gözlerimle gördüm. Ama niye öyle bir lakap takmışlar ben de bilmiyorum. Her şey olabilir belki. Yani çok sır tutan biridir. Ondan öyle diyorlardır. Belki de aileden gelen bir lakaptır. Hani belki babasının kulağı yoktur. Öyle babadan oğula kalmıştır. Ya doğrudur, olabilir. Neyse ya, biz ne konuşuyoruz Allah aşkına? Ne bileyim, laf lafı açıyor işte. Seninle konuşunca hep böyle oluyor. Demek ki evlenince hiç sıkılmayacağız gülüm. Konuşacak bir sürü şeyimiz var. Ha, bu test sonuçları niye gelmiyor? Geçmek bilmiyor. Zamanımız yok Nalin. Bunu sen de biliyorsun. Kettiklerin bir an önce tekrarlanması lazım. Sonuçları bir an önce alıp adımlarımızı belirlememiz lazım. Tedavi olacaksın Nalin hocam. Evet. Zor bir süreç geçecek ama bundan kaçış yok. Test sonuçları aynı çıkarsa ne yapacaksın Nalin?
Kemal'in karşısına geçmeni söyleyeceksin. Ben hastayım. Her şey için çok geç kaldık. Nasıl söyleyeceksin? Yerle bir olacaksın ki. Bunu sana yapamam. Benle birlikte eriyip gitmene izin veremem. Kocacığım. Bir daha söyle bakalım. Kocacığım. Sesinde özlem var mı onu anlamaya çalışıyorum. Sanırım biraz özlemişsin. Ben seni hep özlüyorum ki. Her defa da bunu söylüyorum sana. Bin defa da söylerim. Ben de seni çok özledim. Hatta sana işe git dediğim için biraz pişmanım şu an. Geldim bir kere. Artık yarın görüşürüz. Ama kahvaltıyı beraber edeceğiz değil mi? Evet yetişirim. Sen neler yapıyorsun? Fotoğrafına bakmak dışında... Şimdi Abant'ta oteli araştıracağım. Bize uygun romantik bir otel var mı diye bakacağım. Gideriz inşallah. Geçen sefer erteledik ama... ertelediğimizi değecek. Bu sefer program yapmayacağım, spontane gelirsin. Hatta arazi aracı da kiralıyormuşuz. Seni kaçırırım. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere. Narin. Bir şey mi oldu? Niye konuşmuyorsun? Yoksa planımı mı beğenmedin? Yo, hepsi çok güzel. Ben hastam geldi de kapatmam lazım. Gördüm. Hepsini tek tek gezeriz sonra. Biliyor musun? Hiç korkmadım peri kızı. Doğru söyle. Hiç mi korkmadın? Tamam. Biraz korktum. Ama sonra sizi düşündüm. Beni bulacağınızı biliyordum. Oğlum. Anne. Anlaşılan sen de Yiğit'in sesini dinliyorsun. O yokken sanki bomboş bir ev. Öyle. Kuş gibi cıvıldayınca evin içi bayram havasına dönüyor sesiyle. Siz banyodayken Gülper de merdivenlere oturmuş Yiğit'in sesini dinliyordu. En az o da bizim gibi sarsıldı. Yiğit için çok korktu. Oğlum, biliyorum kızgınsın, haklısın da. Ama yine de bu kadar sert davranmasan mı? Ha? Sadece ona değil. Herkes hak ettiği gibi davranıyorum ben. Ne eksik ne de fazla. Baba, çorban bitti. Sonra götürürsün Feri kızı, gitme. Dağınık kalmasın canım. Hepsini bitirdim baba. Afiyet olsun oğlum. Feri kızı, akşam sen beni uyutur musun? Yanımda kal ne olur. Thank you.
Abi ben eczaneye gidiyorum. Beyhan Hanım'ın ilaçlarını almaya. Senin bir isteğin var mı? Yok. Bir şey mi diyeceksin? Fidan'la konuştum abi az önce. Yiğit'in durumu iyiymiş. Banyo falan yaptırmışlar. Gülperi'nin son yemeğini yediriyordu. Bu konu kolay kolay bırakmayacak abi. Nerede kaldın Mert? Bir şey mi oldu? Bir şey olmadı da merak ettim seni. Hadi gel salona geçelim. Dinleneceğim biraz. Sonra dinlenirsin. Arkadaşım acayip bir film önerdi. Tam da senin sevdiğin türden. Bilgisayar dairesi birini anlatıyor. İyi de sen sevmezsin ki. Yok severim. Şehriye teyzeye de söyledim ki kova mısır patlattı bize. Şu an biraz yorgunum. Sonra izleriz. Israr ediyorum. Lütfen etme Masal. Gidip dinlenmek istiyorum. Giriş izni var mı? Gelebilir miyim lütfen? Gel. Sana ne kadar iyi bir dinleyici olduğumu söylemiş miydim? Sürekli konuştuğun için dinlediğini fark etmemişim. Bak ya. Şaka yapmıyorum ama. Ciddiyim, anlat hadi. Üzgün olduğunun farkındayım. Anlatacak bir şey yok. Tamam var ama öyle önemli bir şey değil. Yani normal gündelik olaylar. Dur bakalım sen ne demiştin? Hatırladım. Kardeşler arasında sır olmaz. Biz kardeş değiliz. Hatırladın değil mi? Ne oldu bilmiyorum. Ama konunun dayınla ilgili olduğuna eminim. Aslında evdeki herkes bunun farkında. Ama senin üzülmemen için üstüne gelmiyorlar. Çünkü hepimiz seni çok seviyoruz. Ama konuşmak iyi gelir Mert. Ne zaman konuşmak istersen ben buradayım, dinlerim seni. O benim kahramanımdı Masal. Ama sandığım gibi biri değilmiş. Bunun hayal kırıklığını yaşıyorum. Aslında birbirimize çok benziyoruz. Hayat ikimizin en sevdiği insanları elinden aldı. Sıcacık yuvamız buz kesti. Böyle düşünce insan üzülüyor. Ama sen de ben de ne zaman üzülsek babam gelip bir derdiniz var mı der. Hastalandığımızda Narin ablayı gözleri dolu dolu bizi korumaya çalışan bir kartal gibi beklerken buluruz. Hayat sevdiklerimizi alırken yerine yenilerini koyuyor. Öyle değil mi? Öyle. Birileri eksiliyor. Ama babam ve Narin abla her zaman yanımızda. Sadece onlar da değil. Münevver teyze, Şehriye teyze. Bizi seven insanların arasındayız.
teselli olsun diye söylemiyorum. Ama bunları da düşün. Ben her gece annem, Kemal abi ve Narin abla için dua ediyorum. Ben onları kaybetmekten çok korkuyorum Masal. Onlar bizi asla bırakmazlar. Biliyorum. Gel. Ya benim yüzümden siz de nöbetçi kaldınız. Beni düşünme, ben iyiyim. Ya durmadan bilgisayar ekranını yeniliyorum. Test sonuçları çıkmadı. Niye bu kadar gecikti? Sakin ol. Birazdan çıkar. Gel otur şöyle. Ayakta kalma. Korktu peri kızcığı. Çok korktu. Seni bulmak için sokak sokak gezmesi gerekse de gezer bulurdu. Benim babam çok güçlü. Konu sen olunca önünde dağlar bile duramaz babam. Çok seviyor seni. Her şeyden çok. Baba bir çınar gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter. Senin baban da tam öyle. Koskocaman kollarıyla sarıp sarmalar seni. Gölgesinde huzurla uyursun. Fırtına çıksa da dimdik ayaktadır. Hep oradadır. Seni koruyacağını, nerede olursan ol seni bulacağını, her zaman sana el uzatacağını bilirsin. Sen çok şanslı bir çocuksun Yiğit. Hem de çok şanslı. Keşke senin de babanın hayatta olsaydı peri kızı. Sen de çok şanslı olurdun. Güzel yüzlü. Hayırdır, şu an bir şey mi aradın? Şarj aletimi bulamıyorum. Sen gördün mü? Yok, görmedim. Başkası olmaz mı? Benimkini götüreyim. Yok, olmaz. Belki de Narin alıp götürdü yanlışlıkla. Çantasına bak. Giderken başka çantayla çıkmıştı. Belki orayadır. Tamam, sağ ol. Sonuçları çıkmış. Niye bana söylemedi ki? Bazı değerleri düşük, bazıları yüksek mi? Tamam, söz veriyorum. Bütün testlerimi yaptıracağım en kısa zamanda. Lavaboya gidip geleyim. Sonra yemeğimi de bitireceğim. Narin? İyi misin? Narin? Narin, neyin var? Narin? Narin? Ne oldu?
Sakallığım tuttu işte. Çerçeve elimden kaydı. Ufak bir yara işte. Yara bandı alıp geliyorum. Dur. Sen bekle. Ben alıp gelirim, bekle. Açıyorum. Fatih Hocam. Evet. Ortada bir sorun var. Hem de çok büyük bir sorun. Diyeceğim. Yemekte konuşmuştuk ya bir yerlere gidelim diye. Sen nereye diye sormuştun. Abant'a gidelim mi? Güzel olmaz mı? Olur, gidelim tabii. Ama bu sefer gelecek Seniha'yı beklemeyelim. Hemen gidelim. Bu yüzden öyle dedim. Vakit kaybetmeyelim dedim. Yeni bir ortopedist başlıyor haftaya. Eğitimini de Azerbaycan'da almış. Gelince tanışırız. Şu test sonuçlarına tekrar bakalım bir. Lütfen hocam. Stresten ölmek üzereyim. Çıkmış. Ne çıkmış? Bir dakika kontrol edeyim. Hocam gerçekten uzatmaya gerek yok. Anladım zaten. Bir laboratuvar aracım. Doktor Fatih. Nalin Hanım'ın sonuçları doğru mu? Bir yanlışlık yok değil mi? Eminsiniz. Bu konuyu sonra detaylı bir şekilde konuşacağız. Kolay gelsin. Anladım zaten. Aksini düşünmüyordum. Netleşmiş oldu. Netleşen şey senin iyi olduğun. Hasta değilsin Nalin. Anlamadım. Kanser değilsin Nalin hocam. Emin misiniz? Evet. Laboratuvardaki cihaz arızalanmış. Bizim ekip arızayı geç fark etmiş. Bu yüzden sonuçlarında yanlış çıkmış. Sonuçların biraz geç çıkmasının sebebi de bu.
Ben tekrar kontrol edeyim. Çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız yaptırmayacaktım bunları. Çok teşekkürler. Yalnız konuşmamız gereken başka bir konu daha var. Ne var? Anne olacaksın bari. Ne? Hamilesin Halil. Güzel yüzdüm. Melekler gibi uyu şimdi. Artık güvendesin. Yanımızdasın. Onunla evlenmek kendi isteği. Herkes kendi hayatına bakmalı demiştim sana hatırlıyorsan. Bugüne kadar benim için her şeyi yaptın. Dahasına gerek yok. Söylediklerinin tek kelimesine bile inanmıyorum senin. İnanmıyorum çünkü gerçek olsalardı böyle susup da benden kaçmazdın. Bunu biliyorum. Mışıl mışıl uyuyor. Belli ki çok yorulmuş. Ama eve geldiği için de... Her şey yoluna girdiğine göre... Artık evine gidebilirsin sen benimle.